Buralarım biraz yolu bulduk. Ama yine ikinci yolcudan iyi. Tabi bu yolbozluk diye söylediğim kavramlar benim bisiklet için geçerli. Araba için her türlü bilirsiniz yani. Araba ya da motosikletiniz varsa hiç sıkıntı değil. Yolun manzarası çok iyi ya. İki tarafınız yeşillik, tam bir orman yolu. Oo, yan taraflara bir su da akıyor. Muhteşem ya. Allah'a muhteşem. Yemek kayboldu. Vay arkadaş. Yavaş gel, yavaş. Yavaş gel. Ama arkada durman lazım. Başka arkada durman lazım. Doğru söylüyorsun. Yol çok iyi yol. Başkan harika yol buldum değil mi gene? Vallahi. Son yol bulucu. Burada yerleşim yeri varmış. Aynen çiftlik müslük şeyler var eyler. Yapma oğlum. Vay arkadaş her yerde köpek var ya. Oğlum yapmayın lan. Bu ne arkadaş? Ne yaptık biz size? Yapma. Onlar niye o kadar havladı ya? Hayatlarında ilk defa bisikletli gördüler. Başlarım onların abi, hayatına şimdi. Abi bu nedir ya? Böyle bir yerde nasıl iyi insanın evi olur ya? Olamaz ya. Aynen. Olmama. Çok şanslı adamlar ya. Vallahi billahi. 15-16 yaşındayken bir kere kazı kazan almıştım orada. Tamam 100 lira çıkmıştı. O benim herhalde hayattaki tek şansımı orada kullandım ben. Oh ne güzel, mis gibi oksijeni de aldın ha. Değil mi? Vallahi. Allah razı olsun ya. Her iki taraf ağaç abi. Siz Marmarislerden Allah razı olsun. Ha böyle bir yerde çok biz gezmedik mesela. Sağ solu ağaçlık. Yani bir yalancı boğaz var burası gibi. Değil mi baş? Yok yani. Soğuk deme su. Şu an denemedim, deneyeceğim. He. Yayla suyu gibi duruyor ama. Yalnız bu hayrat çok hoyrat akıyor, farkında mısın? Aynen. Yayla suyuysa akar. Dağlardan geliyorsa. Bu ne şimdi? Abi burada zaman geçmez ya. He ne diyorsun? Zaman geçmez mi aga? Bir dünya iş var lan burada, çiftlik işi. Bahçeyi belleyeceksin, hayvanlara bakacaksın. Ne belleyeceğim bahçeyi ya? Ya bir şeyler ekip biçeceksen şayet. Baksana bir sürü adamın koyunu var. Otlatması, bilmem nesi, ağrının temizlenmesi, odun kesmesi. Boş kalamazsın diyorsun yani. Yani. Bak şu hayvanın mesela ağrını temizlememişsiniz bugün. Temizleyin hemen. Çok iyi ya. Tam bir köy yaşantısı. Başladı gene senin tezek sevdan. Oo. Yine başladı. Horoz sevdam, tezek sevdam. Yapma oğlum, yapma, yapma. Bak. Yapma. Dikkat et. Hepsini bağlamışlar özellikle. Muhtemelen burada bir olaylar olmuş. Olmuştur. Yoksa niye bağlayacaksın ki şu köpeği, değil mi? Bisikletçi tabelası koymayın o zaman şeye. Bak, hepsi birbirini tetikliyor. Bak bak bak, delirdi bak, delirdi Allah aşkına. Neye delirdin ya? Koparacak şimdi ha. Al. Al köpeği bunu. Ya onun gibi bir şey. Dervişler gibi şuraya çökesim var ya. 2 saat uyuyacağım. Bu buraya nasıl gelmiştir? Ne? Bu. Vallahi bilmiyorum. Allah.
He, cami burada. He, buldun en sonunda camiyi. Abi. Mehmet için en önemli şeyler. Cami ve altında kahve. Bir köyün en belirgin özellikleri cami ve kahve. Girişinde de mezarlık. Aynen. Ya da çıkışında. He, girişinde ya da çıkışında da mezarlık. Ama burada kahve yoktur ya zannetsem. Keşke olsa oturur birer kahve içerim. Ne oldu, beğendin mi? He? Beğendin değil mi? Camiyi beğendim ben, onu alabiliriz mi? Fotoğraf çekeyim şuraya. Olur çek mu? Çek bakalım. Bana da atarsın sonra. Böyle bir caminin imamı olmak isterdim yani. Muhtemelen şu yerde caminin imamına ait. Evet arkadaşlar, Börtübet de böyle bir yer. Buraya bir Allah'ın kulu da gelmez. Beş vakti ikiye indirmiştir hoca zaten burada. Niye öyle diyorsun ya? Belki adam beş vakit kılır ya. Bilmiyorum. Ben olsam öyle yapardım ya. Ay çiçeğin güzelliğine bak ya. Gördün mü? Nerede? Gel gel. Dön dön. Devam et. Sağda 50 metre. Kırmızı kırmızı. Şunları mı diyorsun? Hayır hayır. Bunlar farklı bir şey biliyor musun? İlaç mı bir şey yani bunlar? Şunlar. Şunlar. Şuna bak ya, kıpkırmızı ya. Bu ne abi, ne alakasız ya. Değil mi? Şunlar bak, şunları şimdi Google'dan soracağım, merak ettim. Evet arkadaşlar, çiftlik. Yapay zekayı arattırın, çiftlik ya, bundan daha güzel resim çıkartamam size. Alın benden size kıyak. Yalnız çıkamadık abi bir türlü buradan. He? Çıkamadık bir türlü. Çıkamadık mı? He. Daha var ya. Bir tırmanış olacak. 180 metreye kadar mı ne? İşte ondan sonra ineceğiz. Oo, ağaç devrilmiş. Yok, kesmişler mi? Evet, devrilmiş mi? Anlamadım. Buraya yıkılmış herhalde. Hafta tırmanışımız başladı. Çok değil ama 200 metrelere çıkartıyor galiba. Burada yangın çıkmış galiba değil mi? Aynen, şimdi onu dedim ben de. Marmaris yangınında yanmış muhtemelen buralar. Başkan. Heh. Baya baya tırmandık anasını satayım bugün de ya. Evet. Yani. 180 metreye kadar çıkışı var ya. Yok, genel anlamda diyorum yani. Yani Datça yolu, evet. Güya düz yolda gidecektik. Şunu görüyor musun? He? Şunu görüyor evet, musun? Evet, şişe mişe atmışlar. O şişeyi onun yapacaksın ya. Ya açık, kamera açık ya. Ne yapayım abi, kamera açık diye ya. Ne yapayım? Sokmayalım ya. Hayır bir şey. Sonra ne oluyor başka? Yangın çıktı. Hep biracılar yüzünden bunlar. Ya bira, soda da var. Bu ne arkadaş, %10-11 diyor ya. Ne diyorsun ya? Senin makine arızalanmış bence. 9-8. Yo, pedallarını hissetmiyor musun oğlum, ağır olduğunu? Yokuş bitti dedik, gitmemiş. Hayda, yola bak, yılan gibi kuruluyor. Çok güzel değil mi? Abi bu ne ya? Hep yanmış ya, şuna bak ya. Aynen. Abi çok kötü ya. Bir tane ağaç kalmamış ya. Ne oldu? Şu turu yapıyoruz ya. He. Yangının çıkmamış olduğunu düşünsene. Ya birader, ne kadar güzel yolu varmış ya buranın. Yangın olmasaydı yol böyle olacaktı işte. Arkadaşlar görüyorsunuz, yangın olmasaydı yani bir yangın mahvediyordu doğayı. Şuraya bak ya. Tepede güneş varken biz gölgede, ağaçların gölgesinde inecektik şuraya. Yani. Çok iyi ya. Al sana ağlayan kayalar ya. Bak. Başka. Evet. Ağlayan kayalar ya. Ne diyorsun? Bak. Al. Akıyorsun. Ağlayan.
Bağlayankaya Niobe diye bir yer var Manisa'da, biliyor musun onu? Manisa'da mı? He. Bilmiyordum. Hatta Manisa'nın simgelerinden bir tanesi. Manisa'da macundan başka bir şey var mıymış ya? Bir de köfte. Ne köfte? Manisa köftesi. Ya geç olup köfte. Kebap. Ümit, Manisa Ümit kebabı övüyor. Var. Ümit çok övüyor onu. Manisa'nın mesir macunu, kebabı, Niobe'si, Bağlayankaya'sı. Bizim fren pavuçlarının değişme zamanı geldi herhalde. Garip garip sesler çıkıyor ikimizden de. Yani bana ne zaman değiştirelim dersen okeyim ben. Ama sanki daha var gibi ya. Ya var gibi gözüküyor. Baya diş var ama ya baya. Araba dediğimiz de... Araba dediğimiz de Toros'muş yalnız ha. Direkt tehlike. Abi buranın... Adam direkt yerlisi ya. Canavar gibi Toros'u almış. Ne kadar biçimsiz bir araba ama her yere gidiyor. Abi köpek gibi ya. Her yere gidiyor. Geçen bir tane video izledim abi. Yani 4x4 araba arabayla ancak geçeceği yerden durup durup diye kayıp geçiyor yani. Hiç bana mısın demiyor. Sağ tarafına bak sağ. Görüyor musun? Sağ sol. Olması gereken böyle. Ha öyle canım. Ama işte. Abi çok güzelmiş burada ya. Baksana ya, su falan akıyor. Of of of. Deri suyumuz bile var ya. Şuna bak, şarıl şarıl sağlı sollu akıyor. Bak dayıma ya. Yürüyebileceğin güzel yolda yürüyor. Dayı yürüyebilecek, evet, en güzel yolda yürüyor. Selamlar. Kafama gelseydi o. Tekerim adına özür diliyor. Aa bak bak, buralarda var ya. Abi ya. Esas pikniği burada yapacaksın ya. Pik ya, şuna bak ya. Esas pikniği burada yapacaksın abi. Dilen geliyor işte, baksana. 60 dere kenarına mis gibi araba. Çok iyi ya. Buraya abi, nereden inmiş ya? Burayı yazdım ben ya. Aa şuradan. Ha. Şuradan iniyor. Ha buradan, evet. Abi, tamam abi. Burayı yazdım ben. Yaz yaz. Yazdım, şu an yazdım. Bak bilgi ağaç. Bilgi ağaç. Bilgi ağaç orman okuluymuş burası. Ne alaka ya? Görüyorsun bak, Mehmet abin boş yere getirmez. Sağ ol Mehmet abi. Gördün yani. Karavanlara bakar mısın? Sağda. Aynen. Olaya bak ya. Her yer karavan daha doğrusu burada başka. Bizim şu anlamadım an bomboş gördüğümüz yerlerde muhtemelen yani bırak arabayı anca bisiklet sığdırırsın. Normal hadi gidelim desen. Her yer karavan, baksana şuraya. Bunları ben çözemedim yalnız ha. He? Bu karavan olayını çözemedim. Ya buradakileri ben anlayamadım. Kiralık mı acaba bunlar? Bilemiyorum ki. Ya da millet geliyor buraya koyuyor karavan. Park yeri, park, evet. Park yeri mi? Aynen. Park yeri. Adam geliyor sezondan sezona alıyor. Aynen öyle. Veriyordur 3000 lira, 5000 lira. Geldik. Geldik. Evet, götü geldik. Amazon yolundan çıktı. Değirmen yanına geldik. Muhteşem bu. Biz geldik, geldik. Bak. Gördün mü? Pıt diye indik buraya. Pıt. O pıt biraz acılı oldu ama. Yani idare edeceğiz artık. Başka mı? Sabah indiğimiz bütün yokuşlara gecikiyoruz. Madem çıkacağız niye indik ya? İnmeyedik. Yokuş başlıyor yavaş yavaş. Bu tırmanış hiç olmadı bunda. Yapmayın oğlum, yapmayın. Bak zaten zar zor çıkıyorum. Zorladı be. Vallahi. 3 kilometre. Can yakıyor. Hani böyle turdan geliyorsanız daha beter can yakıyor. Ama neyse ki Marmaris'e kadar artık başka yokuş yok. Evet. Halini görüyoruz.
Burası da muhtemelen bel dibine inen bir orman yolu. Güzel bir yoldur tahminimce. Güzel oldum ya. Mehmet daha gelemedi ama az sonra gelir. Ya birader, niye durmadın sen 8 kilometrede? Hangi 8? Oradaki şey 8'de, %8'de. Niye? Orada durmayacak mıydın? Öyle mi konuştun? Öyle dedik ya. Git git bitmedi. Evet arkadaşlar, bize geçmiş olsun. Mehmet için kısa bir süre, sonra tur bitecek. Benim için de öyle. Yaklaşık bir 60 kilometrelik güzel bir tur oldu bugün. Görmediğimiz değişik bir yeri gördük. Görüntüler inşallah sizin hoşunuza gider. Güzeldi bugün, kifayetliydi yani. Ben çok beğendim, çok güzeldi. Ben de beğendim. Orada kesin yani denize gireceğim yani, bisikletle. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı, videolara yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Yoldan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.